Merhaba canlarım, merhaba güzellerim. Örnek sayısı az diye ülkede bunların yaşanmadığı iddia olunabilir mi? Evet, iktidar mensubu gazeteciler, iktidar mensubu siyasetçiler. Canım kaç kişi var böyle donarak ölen? Canım kaç kişi var ki açlıktan ölen? Diye hemen karşı atağa geçiyorlar. Hepsinden haberimiz olması mümkün olmayabilir. Ama ne yazık ki Türkiye'de 21. yüzyılın birinci çeyreği biterken açlıktan ve soğuktan donarak ölenler var. Hayır, dağ başında iş yaparken dağ başında tek başına kalmış, fırtınaya yakalanmış falan değil. Hayır. Evsiz yurttaşlardan biri İstanbul Kadıköy'de donarak öldü ve sokak ortasında üzeri örtülü olarak ve tabii ki cansız bedeni bulundu. Bu sadece devletin, aslında devletin hiç değil belki de, şöyle söyleyeyim, sadece siyasal iktidarın ayıbı değil. Aslında bu hepimizin ayıbı. Hepimizin ayıbı. Dilencilere para veriyoruz da asıl ihtiyaç sahiplerini ne yazık ki görmezden geliyoruz. Evet, ben dilencilere para vermeyenlerdim. Beni bilenler bilirler, hiç adetim değildir, sevmem de. İhtiyaç sahibi olan, gerçek ihtiyaç sahibi olanın gücüm olduğu kadar yanındayımdır. Ve bakınız canlarım, Türkiye'de açlık yok diyenlere Sözcü gazetesinde bir çekim, bir fotoğraf ve o kişinin söyledikleri. Kim bu kişi? Ailesini geçindirmek için büyük çöp bidonlarından, konteynerlarından yahut da kağıt toplayan ve onları satan Hakan Taşçı. 3 çocuğu var. Ve bakın ne diyor Hakan Taşçı. Ayaktan saçımın teline kadar ıslağım. Bir gün çalışmazsam diğer gün ekmek yok. Ben bir kilo şeker alamıyorum. Vatandaş aç değil diyorlar. Nasıl aç değil? Hele bir sokağa çıkın. Canlarım, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin anayasasına sevsek de sevmesek de, nefret etsek, efendim 3 bakanımızı, biri başbakan, 2 bakan, 3 politikacımızı, devlet adamımızı öldürdüler diye suçlasak da, idam ettiler diye suçlasak da, 27 Mayıs'ı yapanların Türk milletine hediye ettiği anayasa gibisini bir daha yapamadık. Hani şükretsek mi, ne yapsak bilmiyorum, bereket. 12 Mart'ta 27 Mayıs'taki askerlerin yaptıklarını ters yüz eden askerler. Bayağı bildiğiniz ters yüz. 12 Eylül 1980'de ise 27 Mayıs'ta yapılanları ters yüz etmekle kalmayıp bir de ayrıca yeşil İslam'a, yeşil kapitalizme yol veren askerlere rağmen anayasamızda 2. maddesindeki Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratik, laik, sosyal hukuk devleti olduğu gerçeği değiştirilemedi. Sosyal hukuk devleti. Sosyal hukuk devleti 27 Mayıs anayasacılarıyla birlikte girdi bizim anayasamıza. 27 Mayıs'ta askeri ihlal yapan askerlerin dönemindeki tabii ki sivil profesörler, sivil hukuk profesörleri tarafından yapıldı. Çünkü artık bütün dünya sosyal devlet olmadan devletin ayakta kalamayacağını görmeye başlamıştı. Evet canlarım, ne yazık ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti hızla sosyal devlet olmaktan uzaklaştı. Anayasamızın pek çok maddesi fiilen değiştirilmese bile değiştirilmiş gibi oldu. Nasıl? De facto. Yaptım oldu. Evet. Abdestsiz namaz kılınır mı? Hocam diye sormuşlar Nasrettin Hoca'ya. Vallahi ben kıldım oldu demiş. Ya canlarım, tabii ki bunlara üzülüyorum. Aslında bu tür haberlerle sizleri hiç üzmek de istemem ama bunlar Türkiye'nin gerçeği. Türkiye siyaseti iyi yönetilmiyor.
daha ne söyleyeyim, haykırarak, bağırarak mı söyleyeyim? Söylediklerimin pek çoğundan hakaret manası çıkarıp biliyorsunuz koşuyorsunuz, mahkemelere koşuyorlar, gidiyorlar. Yargı da yanlarında, aleyhimde para cezası ya da hapis cezası alıyorlar. Bakın iki gün önce söz ettim size. AKP'ye, AKP Genel Merkezi'ne, onların açtığı davadan sonra, ben dava açmam, onların açtıkları hakaret davasından sonra benden 50 bin lira istedikleri halde 20 bin liraya hükmetti mahkeme, değil mi canlarım? Problem değil. Yüce Mahkeme, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin mahkemesidir. İtirazımızı yaptık. Yine avukatım aracılığıyla davalara, duruşmalara AKP adına giden avukatı arayıp borcu ödemek istediğimizi söyledik. Ne cevap geldi biliyor musunuz avukattan? Ben karışamam, genel merkeze sorun. Genel merkezi aradık. Genel merkez ne cevap verdi biliyor musunuz? Biz karışamayız. Amaçları ne? Amaçları ihtiyati haciz kararı almak. Bakınız dikkat. Onlar para peşinde değil. AKP'nin milyar lirası var. Milyar. Devletten aldıklarını saymıyorum. Öyle deniyor. Milyar parası var deniyor AKP'nin. Yani AKP'nin paraya ihtiyacı yok. Peki benim 20 bin liramla zengin mi olacaklar? Hayır, amaçları o değil. Amaçları ihtiyati haciz kararı alıp bunu bana duyurmak. Ondan sonra da her gün ben evde kapım çaldığında AKP'nin gönderdiği icra memurları geldi diyeyim. Neden ihtiyacı haciz kararı? İhtiyati haciz kararı alırlarsa ben haciz dosyasının numarasını öğrenemem. Ve onlar bana tebligat yapmadan, yani benim itiraz hakkım olan süreyi beklemeden haşırt diye yanlarında 8-9 tane polisle eve gelirler. Böyledir. Ben yaşadım bunları. Böyle bilhassa yaptılar. Gazetecilikte başıma geldi bunlar benim canlarım. Bilhassa yapıldı. Evet, bilhassa. Tekrar söylüyorum, üstüne basa basa söylüyorum. Bilhassa yapıldı. Acı çekeyim diye. Benim acı çekmeyeceğimi bilirler ama eşimin ne kadar hassas olduğunu bilirler. Sırf sevgilime acı çektirmek için geldiler. Şimdi de yapacakları bu yine. Çünkü ben yazdığım Çiller Yıllarım kitabımda sevgilimin bu konularda ne kadar hassas olduğunu anlatmıştım. Canlarım, ben geri gelecek olan hiçbir şey için üzülmem. Para da bunlardan biridir. Zamanımın çalınması benim paramın çalınmasından çok daha acı vericidir benim için. Neyse. Sizlerle paylaşmak istedim. AKP'liler de duysunlar. Duysunlar. AKP, Türkiye'nin en güçlü, yani maddi olarak da en güçlü siyasi partisi, 20 bin lirayı almayıp haciz yapmak için, ihtiyati haciz yapıp evde beni ve sevgilimi huzursuz etmek için ne dümenler kuruyorlar. Ya da AK Parti Genel Merkezi benimle ilgili bu tazminat davası açarken yukarılarda bir yerlere sordu. Yukarılarda bir yerlerde birisi de bunlara bekleyin. Her türlü karardan sonra beni bekleyin dedi. Bilmiyorum. Ne olacağını bilmiyorum. Bekleyeceğiz tabii ki yani. Bekleyeceğiz. Ne olacağını bekleyeceğiz. Ama belli ki ihtiyati hacizle gelecekler birincisi. İkincisi de üzerine avukatlık ücreti vekaletinin yanı sıra pek çok da faiz, icra masrafı falan bindirip 20 bin lirayı 30 bin liraya çıkartacaklar. Bu mu acıma, bu mu vicdan? İşte bunların yönettiği ülkede açlıktan ölenler var. Bunların yönettiği ülkede soğuktan donanlar var. Bunlar dediğim bu zihniyet yüzünden. Yine gitsinler versinler mahkemeye, ne yapayım canım? Ölen de var, donarak ölen de var, aç kalan da var. Öyle değil mi? Gitsinler. Yine kaybedeyim, ne yapayım? Susalım mı yani? Hiçbir şey söylemeyelim. Dünyada halen gizli örgütler vardır biliyorsunuz değil mi? Bu gizli örgütler genelde çok, belki de binlerce yıl önceki ritüellere, mitoslara dayanırlar. Ritüel dediğim ayinler yani. Bu mitosta efsaneler, yaşandığı iddia edilen, yaşandığı zannedilen efsaneler ve bunlar anlatılırlar, anlatıla gelirler. Bunların mitosları, efsaneleri kutsaldır. Yani dinidir. Mutlak bir dine, bir inanca dayanır canlarım. Ve yılın belirli günlerinde bunlar işte o
ta binlerce yıl önceden gelen ritüellerini tekrarlarlar, ayinlerini tekrarlarlar, mitoslarını paylaşırlar yandaşlarıyla, müritleriyle, okurlar, anlatırlar. Zannetmeyin ki herkes o mitosları anlatma ya da okuma hakkına sahiptir. Hayır. Sıradan hiç kimse ya da sıradan üyeler bile o mitosları okuyamazlar. Onları ancak ve ancak rahipler, kahinler, büyücüler falan okurlar. Ve onların o ritüellerinde alınan kararlar genelde o efsaneyi yaratanların, kahramanlarının düşmanı olanları için ölüm emirleri verirler ve o ölüm emirleri mutlak yerine getirir. Dan Brown'un Da Vinci'nin Şifresi isimli kitabını okuyanlarınız ya da kitap okumadıysa filmi izleyenleriniz bu tür örgütlerden biriyle orada tanışmışlardır canlarım. Ben Türkiye'de kimi siyasi partileri işte o ritüellere dayalı efsanelerdeki sözde efsanevi kahramanların oluşturduğu, devam ettirdiği daha doğrusu, emaneti alıp sürüklediği o gizli örgütlere benzetiyorum. Açıkta görünüyorlar, resmi görünüyorlar. Aslında her şeyi resmi yapıyormuş gibi algılatıyorlar ama asıl algı kendilerinin Tanrı tarafından yeryüzüne gönderilmiş bir nevi peygamber demeyeyim de elçi oldukları. Bunları anlatıyorlar yandaşlarına ve kendilerinin verdiği emirleri de Allah'tan gelmiş emirler gibi anlatıyorlar. Kötü. Tabii ki çok kötü. Böyle dönem hiç yaşanmadı dünyada ve Türkiye'de. Amerika kurtuldu. En azından şimdilik kurtulmuş gibi görünüyor. Umarım diğer ülkelerde kurtulurlar. Neden böyle oluyor? Neden böyle oluyor? Sorusunun cevabını söylüyorum. Sadece siyasetçileri suçlamak, o siyasetçileri oraya getiren halk iradesini görmezden gelmek demektir. Hocam halkta irade mi var ya da dede halkta irade mi var? E canım isteyerek istemeyerek ne yapılırsa yapılsın, insanlar sandık başına gittiklerinde iradeleriyle oy veriyorlar. Siz kabul etseniz de etmeseniz de. Aksi halde çok gayri iradi denildiğinde bile aslında irade ortada vardır ama teslim alınmıştır. Gayri irade, iradesiz bir beyin demek değildir. Bana göre, bence gayri irade satın alınmış ya da teslim alınmış, aldatılmış, kandırılmış irade demektir canlarım. Kandırılmış iradelerin çoğunlukta olduğu ülkelerde seçilenler aynen o kandırılmış iradelerin bilmeden seçtikleri insanlar gibidir. Ve o insanlar da kendilerini seçen iradeden, o gayri iradeden daha doğrusu hiç farkları yoktur. Bu tarz ritüelleri uygularlar, yaparlar. Biliyorsunuz tarikatlerde bilhassa. Bunların hepsi dini olgulardır. Bütün hepsinin bağlantıları sözüm ona yaratanladır, Allah'ladır, Tanrı'yladır. Ve Tanrı'dan onlara gelir, emir onlar yaparlar. Ne yazık ki bizim ülkemizde hala, isimlerini saymayayım, pek çok evliya, erenlerin yatırlarına, kabirlerine, mezarlarına gidip, bez bağlayıp, ip bağlayıp, mum yakıp şefaat dilenenler vardır. Çünkü Allah'a ulaşamazlar. Peki yardımı kimden isterler? Yardımı Allah'tan isterler, Tanrı'dan isterler. Sadece İslam dini için konuşmuyorum canım. Diğer bütün dinler için konuşuyorum. Yardımı Tanrı'dan, Allah'tan, Yaratan'dan isterler. Ama araya mutlaka bir aracı koyarlar. Bilmem neci baba, bana bir koca bul. E bulsun. E bilmem neci babadan isteyeceğini Allah'tan istesene. E Allah'a gidemem, ulaşamam. E neden Allah'a ulaşamıyorsun? E seni yaratan o. Sen annenden babandan bir şey isterken ne yapıyorsun? Araya başkalarını, komşuları mı sokuyorsun? Yok. Annenden babandan istiyorsun. Annen baban da senin
bu alemdeki yaratıcın. Onlar o iş yapmasaydılar sen nereden olacaktın? Biz senin lahananın içinden mi bulacaktık efendi? Ama canlarım işte bu, bu Allah'tan bir şey isterken bile araya bir yatırı, bir evliyayı, bir evreni, bir eren ermişi, bir imamı, bir din adamını, bir siyasetçiyi sokan halklar haliyle kendilerine benzeyen insanları seçiyorlar. Onların seçtiği ülkelerde perişan oluyorlar. Az gelişmişlik çamurunda patinaj çekip duruyorlar. Ne yazık ki böyle canlarım benim. Şimdi bakınız, bu seçmenlerin seçtiği seçilenler ülkeleri yönetirken sadece ve sadece kendilerine yakın olanları yanlarında bulunduruyorlar. Liyakat hiç aramıyorlar. Aradıkları iki şey var. Biri sadakat, diğeri itaat. Sadakat aynı zamanda biat etmek demektir biliyorsunuz. Boyun eğmek demektir. Her istenilene evet demektir. İtaat etmek de keza öyledir. Başarılı, bütün ülkenin hatta bütün dünyanın başarılı olarak tanımladığı birisini, bir bilim insanını, bir politikacı, bir devlet insanını salt kendi partilerinden olmadığı için devlette görevlendirmezler bu kafalar, bu zihniyetler. Yani bu ritüel mitosuna dayalı kafalar ya da din efsaneleriyle şişirilmiş, kaplanmış, örümcek bağlamış kafalar. Başarılı insanları asla kabul etmezler. Bizden değil. Abdesti yok, namazı yok. Cenabet geziyordur mutlaka. O bilmem ne yaptıktan sonra gusül abdesti de almıyordur. Falan filan. Ama çok dürüst. Onun çok dürüst olmuyor. Ama çok bilgili, çok deneyimli. Dünya çapında olağanüstü bir insan. Günahkar. Bitti abi. İşte onun yerine alırlar. Badem bıyıklı. 10 para etmez, bir bok bilmez birisini getirip en önemli yerlere koyarlar. Bakın size bir örnek vereyim. Amerika Birleşik Devletleri'nin eski savunma bakanlarından biri. Adı Robert M. Gates. Şu anda New York Times'ta, şu anda derken uzun zamandır New York Times ki sadece Amerika'nın değil, dünyanın en saygın gazetelerinden biri. Gates, köşesi var Gates'in. Uluslararası ilişkiler ve tabii savunma konularında yazılar yazıyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Erdoğan'la ilgili de pek çok makalesi var. Amacım onu anlatmak değil. Bu Mr. Gates, George W. Bush'un başkanlık döneminde Milli Savunma Bakanı'ydı. Sıkı durun. Aynı beyefendi Obama döneminde de Milli Savunma Bakanı'ydı. Siz Kemal Derviş'i Recep Tayyip Erdoğan'a kabul ettirebilir miydiniz? Siz bugün İlhan Kesici'yi Recep Tayyip Erdoğan'a kabul ettirebilir misiniz? Siz bugün Faik Öztrak'ı Recep Tayyip Erdoğan'a kabul ettirebilir misiniz? Çalışırım onlarla. Ya da bunlar gittikten sonra diyelim. Başarılı kimse yok gerçi de yani. Başarılı bir olsaydı. Yok bence her şeye rağmen, bakın her şeye rağmen tekrarlıyorum. Babasını çok iyi tanırdım ama Mehmet neydi? Ersoy, Turizm Bakanı. Hayatımda bir kere görmediğim, konuşmadığım, telefon etmedim. O bana telefon etmedi. Hiç aramızda hiçbir ilişki yoktur. Haydar Bey rahmetliyle bayağı abi kardeş kadar yakın dostluk. Ama bunu babasına olan sevgimden, saygımdan dolayı söylemiyorum. Şu anda hükümette, bundan sonraki hükümette de ki AKP olmayacak inşallah, yer almasını istediğim bir tek bakan var. Turizm Bakanı. Efendim şirketleri var, turizm şirketleri var. Olabilir. Önemli olan turizm şirketlerinin lehine bir şey yapıp yapmadığı. Eğer yapıyorsa, haberim varsa onu da kınarım. Hemen kınarım. Derhal. Hiç asla. Ama şimdiye kadar duymadım. Bu Türkiye'de muhalif gazeteler var. Her şeyi yazıyorlar. Ben Mehmet Ersoy'la ilgili bugüne kadar kendi çıkarına bir iş yaptı diye bir ifade duymadım. Bir haber duymadım. Bir dedikodu duymadım. Varsa lütfen haberim olsun. Aman he haberim olsun. Sizlerle de paylaşayım hemen. Ama dedikodu istemem. Belge isterim. Belge bilgi isterim. En azından mesela Sözcü Gazetesi'nde bu konuda yayınlanmış bir haber isterim. İnanırım çünkü Sözcü Gazetesi'ne. Korkusuz'da böyle bir haber isterim. İnanırım çünkü.
bana, yoksa laf olsun beri gelsin diye dedikoduları getirenleri kabul etmem canlarım. Evet, demek ki Amerika Birleşik Devletleri'nde hem de bir cumhuriyetçi başkana, Milli Savunma Bakanlığı yapan birisi, ardından gelen demokrat bir başkan tarafından da görevde tutulabiliyor. Amerika bunun için ve her şeye rağmen başarılı. Bakınız, Amerikan tarihinin en berbat başkanı geldi. 4 sene. Az daha dünya birbirine girecekti. Kendine pek çok da yandaş buldu. Ama sonunda Amerikalılar ne yaptılar? Adamı seçmediler. Rakibi Joe Biden'a 83 milyona yakın oy vererek Amerikan tarihinde en yüksek oyu alan başkan unvanına taşındılar. Çok büyük ihtimalle bundan sonra da o kadar yüksek oy alan uzun zaman ortaya çıkamayacaktır. Çünkü Amerika'da seçimlere katılım oranı genelde düşüktür canlarım. Evet, güzellerim. Türkiye ekonomisine ya da Türkiye'ye diyelim, Türkiye Cumhuriyeti Devleti topraklarına gayrimenkul hariç net doğrudan sermaye girişi 2020'de ilk kez eksiye düştü. 2008'de eksiye düşmemişti ama dünyadaki kriz nedeniyle çok azalmıştı. Ama buna rağmen yine de girmişti. 2011'den sonra da tekrar yine hızlanmıştı. Ne demek gayrimenkul hariç doğrudan sermaye hareketi, değil mi? Belki kimileriniz bilmeyebilirsiniz. Eminim çoğunuz biliyorsunuzdur. Ama yine de bilmeyenler için de olsa kısaca hatırlatayım. Şimdi bir defa önce şunu söyleyeyim. İki türlü sermaye girişi olur ülkelere. Bunların birisi kısa vadeli sermaye girişleridir. En uzun olan vade 1 senedir. Swap'la gelen paralar, sermayeler ya da yabancı dövizler diyelim ki ben onlara küresel döviz, küresel para diyorum. 1 seneden az olduğu için onlara kısa vadeli yabancı para ya da sermaye girişi denir. Uzun vadeli olanlar ise 1 yılın üzerinde olanlardır. Bu sermaye girişlerinin de bir doğrudan olanları vardır. Bir de dolaylı olanları vardır. Doğrudan sermaye girişi o ülkenin, yani bir ülkenin dışındaki bir başka ülkede yaşayan yerleşik gelin yahut da kişiler veya kurumlar tarafından o ülkeye gelip fiziki yatırım yapılmasıdır. Fiziki fabrikalar, binalar, işte ne bileyim yani orada kalıcı fiziki yatırımlar yapması. Yani altına tekerlek koyup da götüremeyeceği yatırım yapması demektir ki güzel bir yatırımdır, doğru yatırımdır. Ülkeye 1 yılda 50 milyar dolarlık swap geleceğine keşke 20 milyar dolarlık ama her sene doğrudan sermaye girişi olsa. Benim penceremden, bana göre. Ben böyle isterim. Böyle olmasını doğru bulurum canlarım. Ne yazık ki Türkiye'ye 2020 senesinde de sermaye girişi oldu. Ama hepsi hem kısa vadeliydi hem de dolaylı sermaye girişleriydi. Yani işte portföy alımlarına, yani devlet iç borçlanma senetlerine falan girip almalar ya da swap getirip arbitraj yapmalar falan filan gibi paralardı canlarım. Bunlar dolaylı sermaye girişleriydi. Yine benim penceremden ülkelere yararı olmaz, zararı olur. Göreceksiniz 8.40, 8.48, 8.50, 8.57'den döviz satanlar ya da 8.57'den başlayarak aşağı doğru 8.40'a kadar ellerindeki dövizi, doları, avroyu ya da 9'un çok üstüne satanlar o paralarla dikkat ederseniz hemen sanki sözleşmiş gibi yükselten Türk lirası faizi ile Türk lirası mevduat yaptılar büyük ihtimalle ya da çok aşağılara düşmüş 110'lara kadar ya da 1.1'lere kadar düşmüş İstanbul borsasındaki hisse senetlerinden aldılar. Borsa yükseldi, dolar, avro yani kurlar Türk lira karşısında değer kaybetti. Şimdi ne olacak? Bunlar yine benim penceremden söylüyorum. Ben bunları sermaye girişi olarak görmüyorum. Bunlar dolmuşçu. Yoldan birkaç tane yolcu alıp çekip gidenler. Canlarım benim. AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özasiki, İstanbul, Ankara ve İzmir'de CHP'li büyükşehir belediyelerinin 2 yıldır taş üstüne taş koymadığını belirterek aldıkları elemanların
aldıkları elemanların da bir sürü sabıkası var. Ne kadar militan, sicili bozuk, tacizci adam varsa hepsi iş başına gelmiş. Bunların dosyaları yağıyor dedi. Bu arkadaş halen Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni hem de çok başarılı, çok dürüst, çok temiz, çok ahlaklı, çok şerefli, çok haysiyetli yöneten Mansur Yavaş için ne demişti? Hatırladınız mı? Sahte evrak düzenleyicisi demişti. 600 bin dolarlık sahte evrak düzenledi demişti. Başka vergi kaçakçısı demişti. Hatırladınız değil mi? Bu arkadaş demişti. Bu arkadaş. Evet. Şimdi siz bunun ortaya yağıyor dediği hangi belgeye inanacaksınız? Hiçbirisine. İşin kötüsünü biliyor musunuz? Bu Mehmet Özaseki Ankara'ya belediye başkan adayı olana kadar bakanlığı sürecinde de derin siyasetin içine girmeyen, işini yapmaya çalışan bir çelebi adamdı. Beyefendi nazikti. Hakikaten nazikti. Hakikaten beyefendiydi. Ankara belediye başkan adayı olduktan sonra kaybedeceğini de anladıktan sonra nereden emir aldıysa aldı. Ağzını da bozdu, yüzünü de bozdu, efendiliğini de bozdu ve aynen devam ediyor. Peki bu arkadaş benim penceremden bakıldığında berbat bir üslup kullanıyor. Berbat. Türk siyasi hayatını perişan eden, yerlerde süründüren bir üslup. Gerginliğimizin belki de en öncü sebeplerinden biri bu tarz konuşmalar, bu tarz kavgalardır. Peki CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'a ne diyelim? Onun verdiği cevabı duydunuz mu? Onun verdiği cevap da burada. Bakınız, senaryosu sarayda yazılan bu çamur tiyatrosunun kendilerinden başka seyirci çekmediği açıktır. Tarih bu günleri saray iktidarının son çırpınışları olarak yazacaktır. Burada Özhaseki muhatap alınmış mı? Hayır. İyi ama bütün bunları söyleyen Özhaseki. CHP'ye çatan, CHP'yi aşağılayan, daha doğrusu belediye başkanlarını aşağılayan Özhaseki. En azından bunların saraydan geldiğine, bu emirin saraydan geldiğine ilişkin bu kadar emin konuşmayabilirdi. Saraydan geldiğini tahmin ettiğimiz falan bile dese bence hafifletici bir sebeptir. Yumuşatıcı bir sebeptir. Ama olmadı. Bu arada CHP'lilere hatırlatıyorum. Türkiye'de hukuk düzeni, hukuk sistemi, hukuk modeli tamamen değişti efendiler. Tamamen değişti. Haklı olabilirsiniz. Ama unutmayın. Size edilen hakaretlerin ve size edilen hakaretler sırasında kullanılan sıfatların aynısını siz size hakaret edenlere karşı kullanırsanız ve sizin aleyhinizde dava açarlarsa kaybedersiniz. Ama siz onların aleyhinde dava açarsanız ki açmışsınızdır, siz kaybedersiniz. Aynı kelimeler olabilir. Kelimeler aynı ama birisinde AKP yazıyor partilerin, diğerinde CHP yazıyor. AKP'liler neylerse güzel eyler. Ya ben yaşadım bunları, ben halen yaşıyorum. Adamlar bir televizyon kanalında Sözcü gazetesinin köşe yazarlarına ağza alınmayacak. Yani bu Özhaseki'nin söyledikleri onların söyledikleri yanında kibar kalır. O kadar kötü, o kadar çirkin, o kadar çöpten çıkarılmış sıfatlarla saldırdılar ki insanın midesi bulanır ama şikayetçi olundu. Rütük bunlar ifade özgürlüğüne girer dedi. Ben Rütük'e peki aynı ifade özgürlüğüne giren aynı sıfatlarla size hitap edebilir miyim diye sordum. Hatta izin istedim. Bakın hitap edebilir miyim? Hitap edebilir miyim kısmını bile almadılar. Bize böyle böyle diyor dediler. Mahkemeye gittiler. Hem Rütük başkanı gitti mahkemeye. Hem Rütük'ün tamamının üyeleri gittiler. Rütük üyelerinin şikayetlerinden hapis cezası aldım 180 gün. Rütük başkanının ceza şikayetinden 5 bin lira para cezası aldım. 10 bin lira istedi Şuayb Bey mi? Adını unuttum adamın neyse. Yo Ebu Bekir. Canlarım zaten isimleri de hep böyle olur. Şimdi CHP'liler bunu bilmiyorlar galiba. Ya Türkiye'de hukuk, Türkiye'de yargı. Ne alemde ya? Hey CHP siz farkında değil misiniz ya? Ha şansımıza belki gerçekten bir hukuk insanı düşer. Ne şansı ya?
Ne şansı ya? Ya bırakın Allah aşkınıza ya. O şanslılar hakikaten şanslı olmanızı gerekenlere düşer. Size bana düşmüyor onlar. Size bana gidin verin cezasını diye talimat alanlar düşüyor. Beyefendiler, hanımefendiler. Allah aşkına ya. Yanlış yapıyorsunuz. Canlarım, İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden The Times, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın S-400'lerde ikinci paket satın alınmasına dair açıklamalarını sayfalarına taşıdı. Gazete, Erdoğan Rusya ile yeni görüşmelerle Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri'nin sabrını sınıyor. Erdoğan'ı tanıyamıyoruz değil mi? Değil mi? Tanıyamıyoruz. Öyle deniyor bazen. Öyle denir. Ya biz tanıdık da onlar tanıyamamışlar hala. Biz tanıyoruz zaten. S-400'leri almışız da ey The Times. Nereye kurmuşuz? Ha onu da yazsaydınız belki. Ha bunları alır mıyız? Alırız tabii. E neyle alırız? Ya para buluruz bir yerlerde. Sen merak etme. Öyle şeylere para bulunur. Allah Allah. Beni konuşturmayın daha fazla. Onlara para bulunur. Ama para bulsak onları alsak ne olacak? Her zaman söylerim. Rahmetli babacımın lafıdır. Kör bir eşek bile aynı çukura iki kere düşmez. Bizi kör eşekler yönetmediğine göre önlerinde çukur falan da yok. Çukura da düşmüyorlar. Her şey bilerek, tasarlanarak yapılıyor demek ki. Ya belirli bir stratejinin gereği. O stratejinin Türkiye'ye yararı hiç yok. Hiç yok ama öyle bir seçmen kitlesi var ki, öyle bir seçmen kitlesi var ki, böyle şeylerde olmayan onurları okşanıyor. Nasıl şeyse, nasıl şeyse bilmiyorum yani. Canlarım, bankalar gidip de kredi istediğinizde sizi döviz kredisine yönlendiriyor. Ben diyor size döviz kredisi açayım diyor. Faiz çok düşük diyor, %3 diyor. Siz diyorsunuz ki, yo hayır ben döviz kredisi almak istemiyorum. Ne zaman ne olacağı belli değil. Her an patlayabilir. E ya patlamaz merak etmeyin diyor. Bakın Türkiye yani Türk lirasının kredilerinin faizleri çok yüksek diyor. Çok pahalıya patlar size diyor. Siz ısrar edersiniz, onlar bir pundunu buluyorlar size, TL kredi vermiyorlar. Sizi döviz kredisine itiyorlar. Bu ne demek? Bu demektir ki bankalar, tabii bunu alenen yapmıyorlar, sadece gidenler bunun farkında. Bankalar Türkiye'de baba bir devalüasyon bekliyorlar. Neden? Öyle abi %3 faize satacak size döviz ama kaçtan satacak? 7.47'den satacak. Diyelim ki 7.45'ten 7.40'tan 7.47, 7.50. 7.50 üzerinden size TL verecek gene, döviz verecek. Hadi diyelim döviz verdi, bozduracaksınız gene TL'ye çevireceksiniz değil mi parayı? Evet. Sonra 1 dolar 10 liraya çıkınca ne olacak? Gitti. Perişan olursunuz. Perişan olacaksınız daha doğrusu. Bankalar onun için TL kredi vermiyorlar. Ya canlarım benim. Meral Akşener erken seçim istedi. Ne zaman için erken seçim istedi? Haziran'da. Yok böyle bir şey. Meral Akşener erken seçim falan istemedi. Hayır. Meral Akşener hepimizin bizlerin de yaptığı gibi AKP'nin hal hareketlerine baktı. Bahçeli ile Erdoğan'ın buluşmalarına baktı. Kurdukları tuzaklardan haberi var seçim sistemleriyle ilgili. Dedi ki Haziran'da seçime gitme ihtimalleri var dedi. Yani Haziran'da erken seçim öngörüyorum dedi. Artık Bu insanlara canlarım benim anlatın. Öngörmek, tahmin etmek ile haber vermek, bilgi babında söylemek aynı şeyler değildir. Meral Akşener, Haziran'da erken seçim var kesin. Şöyle karar aldılar deseydi haber olurdu. Evet, Haziran'da erken seçim var demek olurdu. Ya da Meral Akşener, Haziran'da erken seçimi kesin istiyorum ve temenni ediyorum deseydi, temenni olurdu. Ama Meral Akşener iktidar partili genel başkanların hal ve hareketlerine, onların yanlarındaki gazetecilerinin söylemlerine bakarak bir öngörüde bulundu ya. Bunları artık lütfen ayırt edelim birbirinden. Öngörü başka şeydir. Yani öngörü tahmin etmektir yani. Eski Osmanlıca Türkçesiyle diyelim ya da size bunu.
Temenni bir şeyi istemek, arzulamaktır. Haber vermek ise o konu hakkında mutlak bilgiye sahip olmak demektir. Ya ne yazık ki medyamızda bu konuda çok büyük yanlışlar içinde. Hepinizi sevgiyle gözlerinizden öperim. Hoşça kalın canlarım, hoşça kalın güzellerim.